Biz burada Ankara'dayız. Bana Kandil'in hesabını soramazsınız. Soramazsınız. Siz kimsiniz bana Kandil'i soruyorsunuz? İktidar olmak, yönetici olmak, sorumluluk sahibi olmak demektir. Sorumluluğunun bilincine varamayanlar, yaptıkları politikalarda çürümeyi, yozlaşmayı önleyemeyenler, sonuç alamayanlar, artık %51-51 diyerek %30'ların altına inen, çökmüş, iktidar olamayacak bir partinin yöneticileri, vekilleri bize adab, erkan gösteremezler. Bu sizin çökmüşlüğünüzün, sizin çözümsüzlüğünüzün, çaresizliğinizin bir göstergesidir. Her şeyde yalan söyleyebildiğiniz gibi ben konuşmamda sizlere örnekler verirken kindar bir nesil yetiştirdiniz diyorum. Yok efendim, gençliğin tamamını ben kindarlıkla itham etmişim. Hayır efendim, sizin yetiştirdikleriniz, sizin Türkiye'nin geleceği için hedef aldığınız gençlik ülkenin canını okuyor, tecavüzcülerle doldurdunuz. Ama öyle bir gençliğimiz var ki, öyle bir gençliğimiz var ki insan haklarının bilincinde, barışın bilincinde, özgürlüğün bilincinde, adaletin bilincinde nerede hakkını nasıl arayacağının da farkında. Bu gençlerimiz de var elhamdülillah. Çaresizliğinizden, çaresizliğinizden tacizci ve tecavüzcü arıyorsanız, içinizde, evlerinde kadınların katledildiği, ölülere çıkan vekillerinizin soruşturmalarını yapın. Biz yapıyoruz ve cevabını da veriyoruz. Çaresizliğinizle, çaresizliğinizle kalkıp biz burada Ankara'dayız. Bana Kandil'in hesabını soramazsınız. Soramazsınız. Siz kimsiniz bana Kandil'i soruyorsunuz? AKP Genel Başkanı'nın insan hakları eylem planı hakkında konuşmasını yaparken aynı saatlerde 70 ve 80 yaşının üstünde hasta ve yaşlı kadınlar tutuklandı. Çok ironik değil mi? Hapishanelerde 800'ün üzerinde ve binlerce çocuk ve bebek duvarların arkasında dünyayı tanımadan büyüyor. AKP döneminde kadınlar kelepçeyle gözaltında doğum yapmak zorunda kalıyorlar. Çıplak aramalarla her kesimden kadına ve erkeğe zulümler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde önceki eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş hakkında Serdar Saraç adında bir ahlaksız sapık bir video ile iğrenç tecavüzcü niyetlerini ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Bu rezilliği hakaret olarak algılayanlar oldu. Hayır, bu sapığın ifadeleri hakaret değil, hakaretten öte tecavüzcü, cariyeci ahlaksızlığın ifadeleriydi. Kendi kızları ve anneleri için tutuklama furyası yapanlara, özellikle iktidar yöneticilerine soruyorum. Sadiye Demirtaş gibi muhterem bir kadına bu niyetlerini, bu ahlaksız niyetlerini teammüden ortaya koyan Serdar Saraç'ı ne zaman tutuklayacaksınız? Hala aramızda özgürce dolaşıyor bu sapıklar. Siz hangi aile kutsiyetinden bahsediyorsunuz? Her şeyiniz, her sözünüz gibi kutsiyet söylemleriniz de yalan. Neden? Bakın, dindar bir nesil yetiştireceğiz dediniz. 20 yıl bir insan ömrü için gençlik döneminin çok ciddi bir dönemidir. Artık gençler yaşlı ve çocuk demeden sizin döneminizde sizin yozlaştırdığınız inançlar ve değerler çerçevesinde ne yaşlı dinliyorlar ne çocuk dinliyorlar. Ülkemizin, toplumumuzun her tarafı sapık ve tecavüzcülerle sarılmış durumda. Elinde üç hilal göründü diye soruşturmalar başlattınız ve suçun şahsiliğinden dem vurmaya çalıştınız. Ama başka çevrelerde suç veya itham olduğu zaman
suçun şahsiliği değil, karısını, kocasını, annesini, partisini, kurumunu hiç öylesine bir inanç ve kutsal istismarıyla nefret pompalıyorsunuz ki ülkeye, Türkiye Gazetesi gibi bir gazetede bulmacasında sapık bir mezhep diye soru soruluyor ve cevabı Şii olarak veriliyor. Bizim Şii ve Caferi vatandaşlarımız var. Nasıl oy isterken, onlara ziyarete giderken yüzlerine nasıl bakacaksınız? 8 Mart vesilesiyle Türkiye'nin her bir tarafında kadın etkinlikleri, açıklamaları, yürüyüşleri, ülkemizde kadınların rengiyle, meydanları doldurmasıyla, kadınların sesleriyle, sözleriyle bir hareketlilik ortaya çıktı. Ve bu hareketlilik öyle bir hareketlilik ki artık bastırılamıyor, sesler kestirilemiyor. Türkiye'nin her bir tarafında, sokak sokak, meydan meydan, kadınlar meydanları doldurarak AKP iktidarının 19. yılının bitmek üzere olduğu yıllarında yeter artık diye isyan seslerini haykırdılar. İtirazlarını yükselttiler. Polisin copuna rağmen, kelepçelerine rağmen, müdahalelerine rağmen, gazlarına rağmen. Ve bu vesileyle özellikle kadınların ev hapsine mahkum edilmeleri, hapsetmenin AKP iktidarında yeni bir sürece evrildiğini gördüğümüz bu günlerde maalesef muhalefette sesini yükseltenler, özellikle başta kadınlar olmak üzere, ev hapsi verilmeye başlandı, ilçe hapsi verilmeye başlandı. Arkadaşlar, değil o açtığınız toplama kamplarına döndürdüğünüz zindanlar, hapishaneler, her birimizin evini zindanlara da döndürseniz kadınlar seslerini çıkarmaya devam edecekler. Sizin evlerimize mahkum etmeye çalıştığınız kelepçeleri reddedecekler. İtiraz etmeye devam edecekler. Sokağa çıkmaya devam edecekler. Ondan dolayı kadınlardan korkan bir AKP iktidarı var karşımızda. Elbette ki yanlışları söylemeye devam edecekler. Sizin zulümlerinize, yanlışlarınıza tabii ki teslim olmayacağız. Tabii ki biat etmeyeceğiz. Tabii ki amma bu kürsülerde, amma alanlarda, amma salonlarda ne kadar rahatsız olursanız olun, tabii ki sözümüzü söylemeye, doğruları haykırmaya, doğruları halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.